Evet, 12 Haziran'da ligler başlayacak. Türkiye'de Süper Lig'in başlaması öncesinde takımdaki hazırlıkları da tabii yakından takip ediyoruz. Şimdi Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal bizlerle birlikte. Onunla konuşacağız hazırlık sürecini. Öncelikle hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İlk olarak hazırlıklar nasıl gidiyor takımda? Önlemler eşliğinde bir onu soralım. Bizde Rizespor'da hiçbir sıkıntı yok. Zaten daha önceden başladık. Diğer takımlardan da önce toplandığımızı düşünüyorum. Yani antrenmanlara devam ediyoruz. Hocamız, teknik ekip, kadromuzda hiçbir sıkıntı olmamak kaydıyla gayet güzel bir şekilde devam eden bir ekibimiz var. Daha öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda kulüp başkanlarıyla yapılan toplantıda küme düşme konusuyla ilgili bir talep olmuştu, bir talebiniz olmuştu ve bu talep federasyon tarafından geri çevrildi. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu tabii doğrudan benim düşüncem değildi ama bu düşünce içinde olan arkadaşlar ben de katılmıştım. Benim düşmeyle en ufak bir tereddütüm yok. Rizespor olarak biz her konuda hazırız. Ekonomik olarak problemimiz yok çok şükür. Ondan sonra kendi kulübümüzün içerisinde çocukların çalışmasında bir problem yok. Yabancı oyuncularımızda herhangi bir problem yok. Onun için kendi düşüncem değildi ama diğer arkadaşlara katılmıştım. Niye katılmıştım? Şimdi bundan sonra yapılacak olan müsabakaların ben adil olacağını pek aklıma yatmıyor. Yani neticede bu şeyi bitireceğiz, bu ligi bitireceğiz ama adil bir şekilde bitti diyebilecek miyiz? Hayır. Çünkü çok kulüplerin içerisinde problemler var. Kiminin sporcusu gelmedi, kiminde işte pozitif çıktı, korona testi pozitif çıktı. Yani her türlü problem var kulüplerin içerisinde bu hastalıktan dolayı. Peki bu durumda, bu sıkıntılı dönem içerisinde yapılacak olan maçların sonuçlarında düşecek takımların da ben adil bir şekilde düşeceğine inanmadığım için düşmenin kaldırılmasından yanaydım, söyledim de. Ama federasyonumuz uygun görmedi. İnşallah bundan sonra iyi bir müsabaka olur diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan çalışmalar devam ederken dediğiniz gibi bazı rekabette farklılıklar oluşabiliyor. Gelmeyen oyuncular, bir de antrenmana çıkmayı Avrupa'da da çok örneğini gördük, reddeden futbolcular var. Siz özellikle bu sürece çok erken başladınız, yani çalışma sürecine, ve şuna da çok dikkat çektiniz. Yani evet, tabii ki önlemler alıyoruz ama antrenmanı ne kadar mesafeli yapabiliriz ki demiştiniz daha önceki açıklamanızda da. Peki sizde, takımda futbolcuların herhangi bir çekingenliği, böyle bir talebi, antrenmana çıkma çıkmama konusunda böyle kafalarında bir soru işareti özellikle o ilk aşamada oldu mu ya da şu anda devam eden öyle bir durum söz konusu mu? Şu anda öyle bir hiçbirinin kafasında öyle bir sıkıntı yok. Hatta biz daha hocamız ikili şeylere de başladı. Karşılıklı ikiye bölüp işte maç da yaptırıyor bildiğim kadarıyla. Ama bizde öyle bir sıkıntı yok. Çocukların arasında da bir problem yok. Ama bundan sonra maçlardan sonra ne olacak bilemiyorum. Yani şu olabilir. Örneğin bir ilk maçımız Galatasaray'la. Galatasaray'la maç yaptığımız sırada birkaç gün sonra Galatasaray'da pozitif çıkan 3 oyuncu olursa bu sefer bizim çocuklar da ondan tedirgin olacak. Bu sefer bizim çocuklar da işte karantina söz konusu olacak. Onların da test yaptırıyoruz devamlı. Testlere bir şey çıkmıyor. Hem yöneticilere yaptırıyoruz hem de sporcularımıza yaptırıyoruz. Testlerde bir problem yok. Ama karşı takımda çıktığı zaman bu sefer çocukların kafasında ne olacak bunları bilemiyoruz. Yani onlar ileri aşamada maçlarda inşallah hiçbir takımı, hiçbir kulüpte çıkmaz. Çıkmazsa problem yok ama çıkarsa kulüplerin kafasında, çocukların kafasında bazı şeyler canlanabilir. Ondan sonraki maçlarda rahatsız olabilirler. Onları düşünmek lazım. Evet, antrenmanlardan ziyade farklı takımların bir araya gelmesinde diyorsunuz. Hani bir takım belki endişeler olabilir. Yani ya orada pozitif varsa, bulaşırsa diye. Bir yandan da Bundesliga başladı. Seyircisiz maçlar oynanıyor. Seyrediyoruz. Takip ettiğiniz kadarıyla hani bizde de seyircisiz oynanacak maçlar. Size nasıl bir izlenim oluşturdu o izlediğiniz maçlar? Burada nasıl olur? Hani dediniz ya adil biteceğine inanmıyorum. Seyirci konusu da burada çok önemli. En çok da hatta özellikle taraftarı yoğun desteğiyle, taraftarının desteğiyle var olmalarına büyük katkı yapan takımlar bu konu çok önemsiyor. Seyircisiz maçlarla ilgili görüşünüz ne? Tabii yani maçların seyircisiz oynanması tuzsuz yemek gibi. Yani tuzsuz yemeğin bir tadı var mı? Yok. Neticede bunun zevki nerede çıkıyor? Seyirciyle beraber olduğun zaman.
bunun zevki var. Tadına o zaman varıyorsunuz. Yoksa kuru kuruya boş bir statta futbol oynamanın hiçbir, bana göre hiçbir iyi bir tarafı yok. Ama hani yapılacak da bir şey yok. Tabii şimdi bu şart altında da seyirciyle oynanmak mümkün değil. Yapacak bir şey yok. Ama inşallah bir an önce biter de seyirciyle tekrar döneriz. Ha belki ona da bir çözüm bulunabilirdi. Örneğin statlar geniş. Yani araya 2 metre, 3 metre mesafe koymak kaydıyla seyirci alınabilirdi. Bunları niye düşünmediler onu bilemiyorum. Yani yakın temas olmadan seyirciyi bir şekilde şey yapabilirdik. Yani seyirciyi bir miktarını hiç değilse içeriye sokabilirdik. O da değişik bir hava yaratırdı ama maalesef bu şekilde, federasyon bu şekilde karar aldı. Şimdi bir yandan da maçları planlarken, antrenmanları planlarken kadro oluşumu da önemli. Onun çalışmalarını yapmanızı da bu salgın süreci birazcık sekteye uğrattı. Çünkü görüşmeleri de aksatıyor. Transferi de sormak istiyorum. Transfer çalışmalarının nasıl gittiğini. Bu doğrultuda Oğulcan Çağlayan'la ilgili Galatasaray söylentileri var. Oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Onunla bir konuşmanız oldu mu? Ayrılması gündemde mi? Bir de onunla ilgili detayları alalım sizden. Evet, bildiğim kadarıyla Oğulcan Çağlayan'la sözleşmesi bitti ve ayrılıyor. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmamız olmadı. Ama Galatasaray'a mı gidiyor, bir başkasına mı gidiyor tam bilmiyorum. Ama herhalde Galatasaray ağırlıklı bir görüşme var gibi düşünüyorum. Bizde de transferler ufak tefek başladı ama önceki yıllardaki yapılan transferlerle hiç alakası yok. Yani şimdi ne yapacağımızı şaşırdık. Zaten önümüzdeki maçlara mı konsantre olalım, transferlerle mi uğraşalım? Yani bayağı bir yoğun bir şekilde geçiyor. Ekonomik problemleri bir çözelim. Yani bu dönem bayağı bir sıkıntılı. İnşallah iyi bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz sezonda Galatasaray maçı sonrası hakeme büyük tepkiniz olmuştu. Çok konuşulan bir karşılaşmaydı o karşılaşma. Bu sezon bile yankıları sürmüştü o mücadelenin konusu, hakem konusu özellikle. Yine Galatasaray'la maçınız var bu kritik haftalarda. Öngörüleriniz neler o maçla ilgili? Vallahi tabii o maçtaki hakemin hataları çok korkunç bir şekilde yani. Düşünmek bile istemiyorum. Zaten bana verilen cezanın da az olmasındaki sebep oydu. Hakem hatası açık ve net bir şekilde hakemin hatalı olduğu görünüyordu. Yoksa oradaki benim o sinirlenmemde, o tepkimde mutlaka o hakemin hatasından dolayı beni o şekle getiren hakemdi. Aslında hiç ceza verilmemesi gerekirdi bana normal şartlarda ama yine de hakemin hatalı olduğu düşüncesiyle çok az bir ceza verildi. Yine de federasyona teşekkür ediyorum. Yani doğruyu gördüler. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyler olmaz. Hakemlerimiz daha dikkatli olur, daha adil olur. Yani hakemler sahaya çıktıkları zaman iki takım da kendilerinin diye düşünecekler. Bu iki takım da bizim, benim takımım diye düşünecek. O şekilde yönetecek, adil yönetecek. Biz de sesimizi çıkarmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Kartal yayınımıza katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. YouTube kanalımıza abone olun.